Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan, 22 Ağustos 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit düştü. AKP'nin PKK terör örgütüyle yürüttüğü çözüm sürecinin hemen ardından gelen bu acı haber Türkiye'yi yasa boğarken en sert tepkiyi şehidin yarbay olan abisi Mehmet Alkan gösterdi. Büyük bir kahramanlıkla, fedakarlıkla bu yarbayımızın silah arkadaşları da Türkiye'nin her yerinde, dağlarda, yaylalarda al bayrak için çarpışıyor. Bu vatanın birliği, beraberliği için çarpışıyor. Acıyı anlarız, ızdırabı hep hissederiz. Dolayısıyla orada tabii bir kardeş acısıyla bu sözlerin sarf edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda insani olarak yaklaşmak gerektiğini de düşünüyorum ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının gerektiğinde en derin acılara vakar içinde ve dimdik durabilecek nitelikte yetiştirdiklerine dair de inancım sonsuzdur. Yarbay Mehmet Alkan, Şırnak'ın Beytülşahap ilçesinde şehit edilen kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın tabutuna sarılıp haklı ve meşru tepkisini gösterirken insanlıklarını kaybetmiş saray yönlendirmeli AKP troller iftira yarışına girmişlerdi. Erdoğan Trabzon'da şehit tabutuna elini koyup ne mutlu şehit analarına nutkunu yüzü kızarmadan atarken mesele olmamıştır da kardeş acısıyla gözyaşlarına boğulan bir yarbayımız şerefsizlerin gözüne batmıştır. 1981 yılında Doğanşehir'den, daha doğrusu Doğanşehir'in Sürgü beldesinden Osmaniye'ye çeşitli sebeplerle göç etmek durumunda kaldık. 1981 yılından beri Osmanlı'da ikamet ediyoruz. 1990 yılında da Harp Okulu'na, Karar Okulu'na liseyi bitirdikten sonra girdim. 1994 yılında jandarma teğmen olarak Harp Okulu'ndan mezun oldum. O günden beri de yurdun çeşitli yerlerinde görev yaptım. Ali de 2005 yılında Karar Okulu'ndan mezun oldu. Yine o da jandarma subayıydı. Ali Beytüşşebap'a gitmeden önce son 2 yıl biz beraber yaşadık. Ankara'da lojmanda kendisi de aynı yerde görev yapıyorduk. Bir odamızı kendisine verdik. Dedik gel yanımızda kal. 2 yıl beraber aynı kışaya da serviste gittik geldik. Yani Ali bizim hem en küçüğümüz olması hem de meslektaşım olması sebebiyle benim çocuğum gibiydi. Kardeşlerim de öte. Terörle mücadeleden bahsediyorsak asker ölüyor. Binlerce şehidimiz var. Kimsenin en ufak bir korkusu yok. Ben de 3 defa şark görevi yaptım. Teğmenken, Çaldıran'da, sınır karakolunda, sınır hattında görev yaptım. Yüzbaşıyken, Beytüşşebap gibi yerde görev yaptım. Daha sonra da Van merkezde görev yaptım. Kimsenin, hiçbir askerin, silahlı kuvvetlerde görev yapan askerin şehit olmaktan, ölmekten bir korkusu yok. Ancak benim demek istediğim şu. Şehitlik çok güzel, ne kadar güzel. Evet. Keşke biz de olsak diyenler, şundan eminler, bizim bir yakınımızın şehit olması söz konusu değil. Ben hep anlatıyorum, burada da söylemek istiyorum. Şöyle bir hikaye var. İdam cezaları ile ilgili soruyorlar. Efendim idam cezası olmalı mı, olmamalı mı, ne diyorsunuz? Bir zat diyor ki, efendim diyor yani idam edilen ben olmadığım sürece kesinlikle taraftarım diyor. Bu işte aynen ona benziyor. Şehit olan ben ya da yakınım olmadığı sürece şehitlik çok güzel. Kardeşinin şehadetinden sadece 1 yıl sonra Yarbay Alkan, AKP'nin çıkardığı kanun hükmünde kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. Hemen ardından da cemaat üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Bakın bu benim kardeşimin şehadet belgesi. Diyor ki 22 Ağustos 2015 tarihinde şehit olmuştur. Bu arkasındaki de yeni muhtarı olduğum içeriğine benim Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç kararı. Tarihi 22 Ağustos 2016. Kardeşimin şehadetinin 1. yılında ben de terörist oldum. Yüz binlerce masum insanın maruz kaldığı hukuksuzluklardan Yarbay Alkan da nasibini aldı. Çarenin siyasette olduğunu düşünen Alkan, Türkiye'nin fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiğini söylüyordu. Mehmet Alkan aramıza hoş geldi, bize şeref verdi, onur verdi. Siyasetin eseri. Onların aldığı her karar, yaptığı ya da yapmadığı her şey bizim canımıza da mal oluyor, ekmeğimize de mal oluyor,
her şeyimize mal oluyor. Ben de tek başına mücadelenin yerine örgütlü bir mücadelenin her açıdan hem ülkemizin geleceği için, daha aydınlık yarınlara ulaşmak için, hak için, hukuk için, adalet için, şu an olmayan ne varsa onu ülkemize getirmek için, şu 15 yıldır iktidarda olanların bizden aldığı her türlü iyi şeyi tekrar kazanmak için, ülkemizi tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için, Atatürk devrimlerini devam ettirmek için, tekrar yüzümüzü ilime, batıya döndürmek için siyasete girmek gerektiğini, örgütlü mücadele etmek gerektiğini düşündüm. Onun adının yaşatılması lazım diye düşünüyorum bütün şehitlerimiz gibi. Ben de kendi adıma, kardeşlerimle beraber onun adına işte Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı şeklinde bir vakıf kurmak dileğim var. Onunla ilgili çalışmalarımız var inşallah. Askersin kardeşim, öleceksin. Eyvallah, ölüyoruz. Bakın, çekin arkadaşlar. Diyorum, bunların hepsi öldü. Canını verdi, kanını verdi. 32 yıldır böyle. Evet. Peki, bu ülkeyi yönetenler ne yaptı? Biz canımızla, kanımızla bedel ödedik. Ülkeyi yönetenler hangi bedeli ödedi? Bunu gösterin bana. Onlar bedel ödemediği sürece bu işte bitmeyecektir. İşte. Dağdaki terörü şehre indirenler bu kanların, akan kanların sorumlusudur. Şehit kardeşim Yüzbaşı Ali Alkan'ın adını yaşatmak için Osmaniye'nin Bahçeşehir'in Doğut köyünde ilk öğretim okulunda kütüphane, şehit kütüphaneleri platformu tarafından yapılmıştır. Burada toplanan kitapları okuyan, burada yetişen öğrencilerimiz, geleceğimizin yıldızları, bu gençler inşallah bu vatanı korumak için elinden geleni yapan, yeri geldiğinde yeri geldiğinde canını esirgemeyen şehitlerin dizinden gideceklerdir. Tüm muhalif kesimler cemaatçi denilerek bertaraf edilirken hayatını ülkesi ve Türk ordusuna adayan Yarbay Alkan da terörist ilan edildi. Alkan'ın 15 Temmuz'la ilgili söyledikleri ise yaşananlara ışık tutuyor. 15 Temmuz'u Allah'a lütfu olarak görenler, şimdi de bir kanun hükmünde karar rağbet ordusuna atarak ihraç ettiler. Tabii FETÖ, adı kim koydu FETÖ'nün? Kendileri koydu. Bu da enteresan geliyor bana. Dünyada bütün örgütler adını kendi koyarken örgütün adını örgütle beraber yol yürüyenler koymuştur. Ama kendileri dışında herkesi de bu örgütün üyesi yaptılar. Ben bir soru soruyorum her zaman. Bu sorunun cevabını hiç daha hala alamadım. Şimdi resmi açıklamada ne diyor devlet yetkilileri? Diyor ki 511 bin kişiyi gözaltına aldık, işlem yaptık bu terör örgütü elinden. 511 bin kişi. Ben soruyorum. Peki bu darbeye katılan kaç kişi? Darbe subaya katılı. Subaya erbaşı çıkaralım. 1000 kişi değil bakın. 1000 kişi değil, evet. Şu var, insanları şimdi alıyorlar. Efendim bilmem ne zaman ankesörden aranmış, kontörden aranmış, yok bilmem ne. Tamam da bu adam ne yapmış ne? Madem bu adam örgüt üyesi, bu örgütte darbe yapıyor. Bu adam neden katılmamış? Katılması gerekmez mi? Daha yani, ne zaman bu işe yarayacak? Ordu'da 15 bin civarında mı ihraç var Sayın Alkan? 15 Temmuz'dan bu yana. Hulusi Akar'ın en son açıkladığı MSB'de yani jandarma ve sahil güvenlik hariç 16.540. 16.540 FETÖ'cü varsa 15 Temmuz akşamı niye hepsi ayağa kalkmadı? Hayır, bunun en az 6-7 bin de jandarma koyun. 22 bin. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Şu an silahlı kuvvetlerde sırasını bekleyen 8-9 bin insan var. Neyi bekliyor bunlar biliyor musunuz? Ne bekliyor? Şu son dönemdeki meşhur ankesör soruşturmalarında 9 bin kişi, benim aldığım bilgilere göre 9 bin kişiye karar veriyorlar. Çok daha yüksek rakam var ama en son 9 bin kişiye biz diyorlar operasyon yapalım ama diyorlar bunlar hepsine birden yapamayız. Yavaş yavaş yüzer yüzer 200'er yapalım. Belki bunun daha 3'te 1'ine operasyon yapıldı. Diğerleri sırasını bekliyor. Bir bakıma şu an silahlı kuvvetler terörist istihdam ediyor kendi şeyine göre. Yani terörist olarak tespit etmiş. Ama bekliyor. Devam etsin. Ve bir kısmı bunların mesela bakın Suriye'de, Elbap'ta veya başka yerde. Evet. Onlara özellikle şu an getirmiyorlar orada ihtiyaç olduğu için. Yani şu öyle bir garip durum var ki bu adam yarın ölse birisi omuzlar üzerinde gelecek, şehitlenecek, el üstünde tutulacak.
Ama ertesi güne kalırsa terörist olarak operasyon yapılacak. Evet. Bunu akıl, fikir şey yapar mı? Hatta bir şey söyleyeyim. Bugün tanıklardan birisi aynen şunu söyledi. Mesela dedi, gazi dedi adam. Subay veya assubay tedavisi devam ediyor. İki bacağını kaybetmiş. Ama dedi işte baylok maylok çıkmış. Biz bunları dedi ihraç etmedik mesela. Emekliliğini istedik dedi. Evet. Yani bu adam nasıl bir örgüt üyesidir ki kolunu bacağını kaybediyor. Öbürü hayatını ortaya atıyor. Verilen her türlü görevi yapıyor. Ve darbeye yakından uzaktan katılmıyor. Böyle bir örgüt üyeliği olabilir mi Allah aşkına? Evet. Yani dolayısıyla dediğiniz gibi bu işlem yapılanların %90'ının bu işle kesinlikle alakası yok. Buradaki amaç kesinlikle tasfiyedir, başka bir şey değil. Evet, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyorsunuz. %90'ının aynen, zaten darbeyle hani fiilen bir somut bir şey yok ortada, delil. Bağları yok. Amaç Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye edip yerine... kendi ordusunu kurmak, evet. Evet, evet. Aynen.